Değerleme nedir? Değerlemenin önemi nedir? Bununla başlayalım isterseniz. Değerleme bir gayrimenkulün değerini ortaya çıkarmak için veya bir gayrimenkule dayalı bir hakkın ve gayrimenkul odaklı bir varlığın diyelim. O gün itibariyle gerçek değerini ve o değeri etkileyebilecek olan hukuki altyapısını bir gayrimenkul varlığının ortaya çıkarmaya çalışan bir çalışmadır. Sonucunda bir rakam vardır ama Rakam değerleme çalışmasının sadece tek bir unsuru değildir. O değeri etkileyebilecek olan tüm gerekçelerin, onu gelecekte etkileyebilecek olan unsurların bugüne getirilip bir fotoğrafıdır. Aslında değerlemeyi bir fotoğrafa benzetebiliriz. Elinizde bir varlık var, bu varlığın fotoğrafını çekiyorsunuz. Ama bir takım analizler katarak, örneğin kira geliri, örneğin bu bölgede benzer bir gayrimenkul varsa bunun değeri veya en son gerçekleşen işlemi neydi, hukuki durumu ne? ...tapudaki durumu ne, projedeki durumu ne, bunlarla uygunluk olan durumu nedir... ...bütün bunları analiz eden, çok geniş geniş tanımı tabii bu değerlemenin çalışmaya biz değerleme diyoruz. Peki önemi nedir gayrimenkul sektörü içinde de değerlemenin? Şimdi aslında gayrimenkul değerleme sadece gayrimenkul sektörü için değil, birçok sektör için ve birçok işlem için önemli. Öncelikle bir alım-satım işlemi varsa hem alıcı hem satıcı bunun doğru değerden gerçekleşmesini tercih ediyor... Aynı zamanda sadece alıcı ve satıcı açısından değil, örneğin devlet de her zaman için çeşitli gerekçelerle doğru değeri merak eder vergi alırken. Doğru değerden vergi almaya çalışır. Örneğin kamulaştırma yapacaksınızdır. Onun mevcut değeri size lazımdır çünkü devlet olarak o varlığın parasını ödeyecek olursunuz. Bunun gibi e, hukuk olarak her zaman gereklidir hukukta mahkemelerde bilir kişiliklerde anlaşmazlıklarda e, teminatı göstermede ya da işte daha e, ölçeği büyütürseniz e, bankaların verdiği konut kredilerinde. Bankaların verdikleri toplam kredi tutarına karşılığında bünyelerini alacakları teminatın değerini belirlemede değerleme yine rol oynar. Burada da toplam finans sisteminin riskini en aza indirmeye çalışır. Yine devlet oyuncu olur, düzenleyici kurumlar kanalıyla verilen kredilerden önce bir değerleme çalışmasını yaptırmak ister ve o değerlemenin belirli bir yüzdesine kadar. E, size konut kredisi veya ticari gayrimenkul kredisi kullandırır. E, bu da işin bir başka boyutu. Yine bir başka açıdan yine finansal operasyonlarda örneğin e, bir halka açık şirketin e, aktifine koyduğu gayrimenkuller e, çünkü o şirketin ortakları halktır ve içindeki varlıkların değerinin doğru tespit edilmesi gerekir. Yine gayrimenkul değerleme e, devreye girer veya bir menkul kıymetleştirme yapılır. İşte kira sertifikası, sukuk veya bir gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım fonu varlıkları, alım satım işlemleri vardır. Hepsinden önce değerleme alınır. Değerleme geniş kapsamlı bir kavram. Birçok boyuta ve birçok kapsama girebilir ama en önemli özelliği belki de bağımsız olması. Yani kimden bağımsız? Konunun taraflarınca bağımsız olarak belirlenir. Bir alıcı var, bir satıcı var. Siz onlardan ayrı bir unsursunuz. Çünkü alıcı doğal olarak değeri düşük olmasını tercih eder, satıcı da yüksek olmasını tercih eder. Devlet vergi alırken tabii ki vergi gelirlerini maksimize etmek ister. Yüksek değer üzerinden almaya eğilim içerisinde olabilir. Dolayısıyla bağımsız, bilimsel standartları çizilmiş bir değerleme dünyada tercih edilir. Peki değerleme uzmanları bu verilere ulaşırken nasıl topluyorlar bilgilerini? Şimdi değerleme uzmanları öncelikle birkaç boyutta bilgi toplarlar. Bu bilgilerin bazıları sayısaldır, rakamsal olarak ifade edilebilir. Örneğin benim bir konutum var ve bu konuta bir değerleme raporu yaptırmak istiyorum. Benzer nitelikteki konutların değerini ortaya çıkarmaya çalışır. Öncelikle o bölgede kendisine ait bir çalışma var mı? O şirkette, o uzmanımızda? bölgedeki son fiyatları yani alım satım fiyatlarını kontrol eder. Çünkü fiyat ve değer de iki ayrı kavram. Biri fiyatı tahmin etme gibi değer yani eder ama fiyat daha farklı gerçekleşebilir. Mesela bir konut var ama onun aynı binada iki kat üstünde bir konut el değiştirmiş olabilir bir hafta önce. O da önemli bir rakamdır. Gider bunu sahadan toplar. Bölgedeki tüm gayrimenkulle ilgili e, gayrimenkul aracılarıyla, danışmanlarıyla görüşür. Sonra kendi bünyesinde bir bakar. Sonra bölgenin genel gidişatına bakar. O bölgede konut fiyatları nasıl? Sonra tapu mutlaka tapu kayıtlarını kendisi bağımsız olarak inceler. Özel olarak yetkilidir o rakamları görmeye. Tapudaki durum nedir? Yani burası e, bir konut var ama arka planı nedir? Tapusu var mı? Tapu ile uyumlu mu? Kime ait? Hukuki bir risk var mı? Üzerinde bir ipotek var mı? Sonra belediyede projeleri olur gayrimenkullerin biliyorsunuz. Sonra da oradaki bilgileri kontrol eder. O da bilgidir ama rakamsal değildir. Projeyle gerçekten fiili olarak gayrimenkul uyumlu mudur? Sonra bunun sonucunda da bunu bir analize bağlar, bir çalışmaya. Bu da değerleme raporudur. Değerleme uzmanının o zaman durduğu yer bağımsızlığı çok önemli. Bu bağımsızlığı evet. nasıl sağlar? Şimdi bu bağımsızlığı sağlamak için zaten değerleme ile ilgili yasal düzenlemelerde hükümler var. Örneğin taraf olduğunuz bir işlemle ilgili değerleme e, yapamazsınız. Bu geçerli olmaz. Yani e, yasal olarak değerleme yaptırılması gereken alanlarda geçerli olmaz. E, i̇lişkili olduğunuz taraflara değerleme yapamazsınız. Örneğin bir banka kendi vereceği bir kredide kendi içinde bir değerleme yapamaz. Dışarıdan kendisiyle ilgisi olmayan bir değerleme şirketine yaptırır. Mesela son 2-3 yıl içerisinde ticari e, ilişki içinde bulunduğunuz, yöneticisi olduğunuz kurumu ile ilgili bir değerleme yapamazsınız. E, değerlemenin ücretini ödemezseniz aslında o da bağımsızlığı ortadan kaldırır. Önceden koşulları belirli bir ilişki olması gerekir. Bir sözleşmeye bağlanır ücrete bağlanamaz. Örneğin şöyle bir şey yapılamaz. Değer şu aralıkta çıkarsa bu kadar para ödenir. Şu aralıkta çıkarsa bu tamamen bağımsızlığı ortadan kaldırır. Bu tür bağımsızlık kuralları vardır. Bir de Etik kuralları vardır bu sektörün. Türkiye'de de var. Hem bizim e, Derleme Uzmanları Birliği'nin hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun oluşturduğu, izlediği. Burada da e, çeşitli etik ve ahlaki kurallar vardır. İşte Öncelikle gerçek değeri elde etmek için uzman elinden geleni yapar. E, bir de bunların gözetimi vardır. Bu bağımsızlığı koruyup kollamak için her zaman bizim gibi meslek kuruluşları öz disiplini yapar. E, öz düzenleme yapar. Yani kendi kendine bu bağımsızlığı korumaya çalışır herhangi bir yere bağlı olmadan değer vermeye çalışır. Dediğim gibi düzenleyici devlet kurumları da bunu düzenlemeleriyle destekler.